Piyasa gündeminden merhabalar. Yaklaşık bir saat boyunca hem önemli gelişmeleri aktaracağız hem de bu gelişmelerin finansal piyasalardaki fiyat hareketlerine etkilerini analiz etmeye çalışacağız. Canlı yayın konuklarımızla da beraber. Her zaman olduğu gibi önce rakamlara bakalım. Finansal piyasalardaki son verileri şöyle bir inceleyelim. BIST 100 gelecek önce. 108.966 puandayız endekste. %0.61'lik bir geri çekilme var. Baktığımızda dün 111.000 puana kadar yükselen bir BIST 100 endeksi vardı. Global risk iştahında artışa paralel. Ama kapanış gelen kar satışlarıyla negatif olmuştu. Bugün de bir miktar satış geldiğini, aşağı yönlü bir hareket gördüğümüzü söyleyebiliriz. Endeks aslında bu harekete Mart ayında 81.936 seviyesinden başladı. Dün 111.000 puana kadar gitti. Şimdi bir miktar kar satışı geldiğini söyleyebiliriz. Tahvil cephesine bakalım. Türkiye tahvilleri gelecek şimdi 2, 5 ve 10 yıllık. Evet, dün çok önemli bir değişim yoktu ama bugün tüm tahvil faizlerimizde hem kısa hem de uzun vadelerde yükseliş görüyoruz. 2 yıllık faiz %9,19 seviyesine yükseldi. 5 yıllık tarafta %10,92 seviyesindeyiz. 10 yıllık tarafta ise %12,14 seviyesindeyiz. Bakalım bundan sonraki seyir nasıl olacak. Şimdi S&P 500 vadeliye bakalım. S&P 500 vadelisinde %0,93'lük bir geri çekilme görüyoruz. Dünkü kapanış spot endekste pozitifti. Bugün vadeli tarafın bir miktar negatif açılış fiyatladığını önden söyleyebiliriz. Zaten Borsa İstanbul'da global taraftaki bu zayıflamaya paralel yönünü bir miktar aşağı çevirdi bugün. Bakalım bu seyir nasıl devam edecek ve ABD borsaları açıldıktan sonra nasıl bir fiyatlama gösterecek? Bunu yakından takip edeceğiz. Şimdi Nasdaq endeksine bakalım. Nasdaq'ta da %0,52'lik bir gerileme var. Vadeli Nasdaq endeksinde 9.833 puandayız. Yine aynı S&P'de olduğu gibi Nasdaq tarafında da negatif bir açılış senaryosu fiyatlanıyor. Şimdi de Dow Jones endeksine bakalım. Dow Jones vadelide de %1,1'lik bir kayıp var. Özellikle geçtiğimiz hafta Cuma günü güçlü bir yükseliş sergilemişti. %2'yi aşan bir prim izlemiştik Dow Jones endeksinde. Çünkü ABD'den istihdam ve işsizlik verileri son derece pozitif açıklanmıştı. Bunun etkisiyle sanayi şirketlerinin ağırlıkta olduğu Dow Jones endeksinin yükseldiğini izlemiştik. Bu haftaya biraz sakin bir başlangıç yaptı. Bugün haftanın ikinci işlem gününde ise vadeli tarafın gerilediğini görüyoruz. Bakalım spot endeks açıldıktan sonra nasıl bir seyir izleyecek? Özellikle Fed öncesi, ki yarın Fed kararını takip edeceğiz. Fed öncesi ABD borsalarının nasıl kapanışlar yapacağını akşam dikkatle takip edeceğiz. Şimdi Avrupa tarafına bakalım. Avrupa tarafında da benzer bir görünüm var. Borsa İstanbul yönünü bir miktar aşağı çevirdi. ABD vadeli endeksleri negatif. Ve Avrupa tarafında da benzer bir hareket görüyoruz. Avrupa borsalarında da son dönemde görülen güçlü yükselişin bir miktar tepki satışı, kar satışı diyebiliriz. Londra'da FTSE 100 endeksi şu ana kadar %1,78 geriledi. Frankfurt'ta DAX endeksi %2'lik bir kayıp verdi şu ana kadar. Paris'te CAC 40 endeksi yine %2'lik bir kayıp verirken Madrid'e geldiğimizde IBEX endeksinin yine %2,1'lik bir düşüş sergilediğini görüyoruz. Asya'daki kapanışlara bakalım şimdi. Acaba Asya borsaları nasıl bir kapanış yaptı? Pozitif ayrışanlar var. Güney Kore, Hong Kong ve Çin'de bir miktar pozitif ayrışma gördük global fiyatlamadan. Özellikle baktığımızda Hong Kong'daki Hang Seng endeksinin %1'lik bir primle günü tamamladığını görüyoruz. Yine Çin'de Şangay Bileşik Endeksi de günü %0,62'lik yükselişle tamamlarken Güney Kore'de KOSPI Endeksi de %0,2'lik bir yükseliş sergiledi. Japonya ve Hindistan'da ise bugün negatif kapanışlar gördük. Özellikle Hindistan'da %1'i aşan bir kayıp var. Son haftalarda Hindistan'da Sensex Endeksi de yukarı yönlü kuvvetli bir momentum izliyordu. Özellikle global risk iştahının artmaya başlaması, bunun gelişmekte olan ülke borsalarında da yansımasını izledikten sonra Hindistan'da Sensex Endeksinin de yükseldiğini izliyorduk açıkçası. Ama bugün itibariyle bir miktar yine kar satışı var Hindistan tarafında da. %1'in üzerinde bir kayıpla günü tamamlamış. Japonya'da ise Nikkei Endeksinin %0,38'lik bir geri çekilmeyle günü tamamladığını görüyoruz. Şimdi Fed dedik az evvel. Fed öncesi yarın Fed kararı olacak. Acaba ABD tahvil faizlerine nasıl bir hareket var? Ona bakalım. Tüm vadelerde bir düşüş var. Dün de benzer bir hareket söz konusuydu. Cuma günü yükseliş görmüştük. Özellikle uzun vadeli 10 yıllık tahvil faizinde bir yükseliş vardı. %0,9'un üzerine bir tırmanma izlemiştik. Şimdi bu hafta bir miktar gerileme var. Özellikle
Fed'in acaba getiri eğrisi kontrolü yapabilir mi şeklinde beklentiler de var piyasada bazı analistler cephesinde. Ki bu uzun vadeli tahvil faizlerindeki yükselişi Fed'in sınırlamak isteyebileceği anlamına geliyor. Bakalım yarın bu yönde bir sözlü yönlendirme izleyecek miyiz? Gerek karar metninde gerekse de Powell'ın vereceği mesajlarda bunu takip edeceğiz. Ama şimdilik ABD tahvil piyasası biraz güvercin bir Fed fiyatlıyor diyebiliriz. Çünkü tüm vadelerde de faizler aşağı yönlü bir hareket izliyor hafta başı itibariyle. Özellikle 10 yıllık taraf önemli. Geleceğe ilişkin büyüme ve enflasyon beklentilerini gösterdiği için 10 yıllık faiz önemli. Buradaki harekete dikkat etmek lazım ki bugün çok sert biçimde %6'nın üzerinde bir düşüş sergiliyor. Bakalım Fed öncesi bu fiyatlama devam edecek mi? Ki az evvel de belirttiğim gibi bir miktar güvercin, destekleyici bir Fed olabileceğinin fiyatlaması şu an tahvil piyasasında var. Şimdi döviz piyasalarına uzanalım. Dolar TL gelecek önce. Dolar TL'de 6.80 sınırına yakınız. %0.14'lük bir yükseliş var. Asya seansından itibaren bir miktar yukarı yönlü bir hareket izliyoruz açıkçası. Euro TL'ye bakalım. Euro TL'de ise 7.66.84 seviyesindeyiz. %0.02'lik yataya yakın bir değişim var. Asya seansından beri gün içi grafiğine de baktığımızda çift yönlü yatay fiyatlamaların etkisini hissettirdiğini görüyoruz. 7.67 ile 7.63.81 arasında çift yönlü bir seyir izlemiş gün içinde Euro TL. Ve gelişen ülke para birimlerinin dolara karşı performansı bugün nasıl olmuş? Şöyle bir bakalım. Az evvel dolar TL'nin bir miktar yükseldiğinden bahsettik. Şu anda da 6.80 sınırına yakın fiyatlama devam ediyor. Ama bugün sadece Türk lirası değil, gelişen ülke para birimlerinin, önemli gelişen ülke para birimlerinin tamamı şu ana kadar dolara karşı biraz zayıfladı. Özellikle tabloya baktığımızda Meksika pesosunun %1'in üzerinde bir kayıp verdiğini görüyoruz. Dolar Meksika pesosu paritesi şu an %1.13 yukarıda. Dolayısıyla gelişen ülke para birimlerinde haftanın ikinci işlem gününde bir miktar dolar baskısı olduğunu söyleyebiliriz. En az değer kaybedenlere baktığımızda Brezilya reali %0.09 değer kaybetmiş. Türk lirası ise şu ana kadar dolara karşı haftanın ikinci işlem gününde %0.13 değer kaybetmiş görünüyor. En fazla değer kaybedense Meksika pesosu olarak dikkatleri çekiyor. Şimdi Euro dolar cephesine bakalım. Euro dolarda 1.1279 seviyesindeyiz. %0.13'lük bir geri çekilme görüyoruz paritede. Bugün Euro bölgesi büyüme rakamını aldık. Birinci çeyrekte nihai rakam %3.1'lik bir daralmaya işaret etti. Bu veri daha önce fiyatlanmıştı elbette. Çok önemli olmadı. Daha da önemlisi Almanya'dan, yani Euro bölgesinin büyüme anlamında motoru diyebileceğimiz Almanya ekonomisinin dış ticaret rakamlarına baktık ki Nisan'da dış ticaret fazlası 3.2 milyar euroya geriledi. Beklenti 10 milyar euro düzeyinde olması yönündeydi. Bu dış ticaret fazlasının gerilemesi tabii ki euro için çok olumlu değil. Bu verinin de etkisiyle bir miktar gerileme var ama çok da önemli olduğunu söyleyemeyiz. Yataya yakın bir fiyatlama, %0.15'lik bir düşüş. Geçtiğimiz hafta ECB'nin pandemi acil alım programını 600 milyar euro arttırmasından sonra 1.1360 seviyesine doğru tırmanan bir parite vardı. Bu hafta biraz o hareket gücünü yitirdi, momentum kaybetti ve aşağı yönlü bir hareket var. Ama çok da ciddi bir düşüşle karşılaşmadık. Mart ayından bugüne euro dolar aslında bir yükseliş eğilimi içinde. 1.06'lardan başlayan hareket şu anda baktığımızda 1.1278 seviyesine ulaşmış. Ama günlük bazda bir miktar geri çekilme var. Şimdi de dolar endeksine bakalım. Euro bilindiği üzere dolar endeksi sepetindeki en büyük ağırlığa sahip para birimi. Dolayısıyla euro dolardaki hareketler dolar endeksine direkt olarak yansıyor. Euro dolarda bir miktar geri çekilme var. Buna paralel dolar endeksinde ise %0.27'lik bir yükseliş görüyoruz. 96.87 seviyesinde. Fed öncesi ABD tahvillerine baktık. ABD tahvilleri değer kazanıyor. Yani ABD tahvil faizleri düşüyor. Dolar endeksi ise bir miktar yukarı yönlü hareket sergilemeye çalışıyor hafta başından beri. Ama çok da güçlü değil. Piyasalar hem tahvil tarafında hem de döviz piyasalarında biraz bekle gör modunda gibi duruyor Fed öncesi. Bakalım yarın nasıl mesajlar izleyeceğiz ABD Merkez Bankası'ndan. Şimdi de değerli metal cephesinden ons altına bakalım. Ons altın cuma günü 1700 dolar altına sarkmıştı. Bu hafta başından beri 1700 doların yeniden üzerine çıkma çabası izledik açıkçası. Ve haftanın ikinci işlem gününe geldiğimizde özellikle gün içinde Avrupa borsalarının aktif olması, likiditenin artmaya başlamasından sonra
Altın ons bir miktar yükseliş kaydetti. 1710 dolara kadar tırmandığını gördük gün içinde. Bakalım bundan sonra nasıl bir seyir izleyecek. 1680 aşağıda destek olarak çalıştı Cuma gününden beri. Yukarıda ise 1750 doları bir türlü aşamadı. Onun üzerine kalıcı kapanış yapamadı. Yani kabaca 1680-1750 dolar aralığının oluşturduğu yaklaşık 70 dolarlık bant aralığında bir seyir izliyor altın ons. Bakalım bu bandı belirli bir yönde kıracak mı? Özellikle yarın Fed'in vereceği mesajlardan sonra nasıl bir seyir izleyecek takip edeceğiz. Gram altına bakalım şimdi. Tabii hem altın ons yukarı gidiyor hem de dolar TL biraz yukarı doğru gidiyor bugün. Ve gram altında doğal olarak bunun etkisiyle yükseliyor. 373 lira civarında görüyoruz gram altını. Gün içinde de en düşük 369 lira görülmüş. Bakalım gram altındaki seyri de bundan sonra nasıl olacak global risk iştahı artarken. Ve son olarak Brent petrol. OPEC Plus'ın günlük üretim kısıntısı kararını ki günlük 9.7 milyon varillik bir kısıntı söz konusuydu. Bunu Temmuz'un sonuna kadar uzatma kararından sonra petrol piyasasında ciddi bir volatilite görmedik. Aslında hala yükseliş eğilimini koruyor. Özellikle 2 ay önce test edilen seviyelerle karşılaştıracak olursak hala toparlanma eğilimi var. Ama bugün günlük bazda %1.3'lük bir geri çekilme görüyoruz. 40 dolar 25 sentte işlemler devam ediyor. Rakamları özetledik. Şimdi piyasa gündemimize bakalım. Öne çıkan gelişmeleri size aktarmaya çalışalım. Evet, bugün hazine bir anlaşma açıkladı. Baktığımızda devlet iş borçlanma senetlerine takas ve saklama hizmeti verilmesi hususunda yabancı merkezi saklama kuruluşu olan Eurocredit Bank ile anlaşma yapıldığını duyurdu Hazine ve Maliye Bakanlığı. Şimdi baktığımızda Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak'ın da bir Twitter'dan açıklaması oldu. Onu da hatırlatalım size. İstanbul Finans Merkezi hedefleri kapsamında sermaye piyasalarının uluslararası standartlara uyumuna yönelik adımlarımız sürüyor. Euroclear ile yaptığımız işbirliği sayesinde yabancı yatırımcılar Türk lirası, döviz ve altın cinsinden tahvillerimize daha kolay erişebilecek. Hayırlı olsun mesajını paylaştı Sayın Berat Albayrak. Bakalım bundan sonra tahvil ve bono piyasamızda nasıl fiyatlamalar göreceğiz? Yabancı yatırımcının ilgisi nasıl olacak? Bunu yakından takip edeceğiz diyelim. Ve Fed faiz kararı yarın açıklanacak. Bir diğer gündem maddemiz. Az evvel piyasa rakamlarını özetlerken değinmeye çalıştım. Bu toplantı aslında faizde bir değişiklik beklenmeyen bir toplantı. Ama acaba varlık alım programında verilen teşviklerde ilave bir mesaj gelebilir mi? Powell bir sözlü yönlendirme yapabilir mi? Piyasa bunlara dikkat edecek elbette. Özellikle son günlerde acaba Fed getiri eğrisi kontrolü yapabilir mi şeklinde beklentiler de izliyoruz. Bu yönde bazı açıklamalar, beklentiler, analizler de var. Çünkü ABD uzun vadeli tahvil faizleri yükselmeye başladı. Elbette bu ABD ekonomisine borçlanma maliyetlerini bankacılık sisteminde belirli bir süre sonra yukarı itebilir. Fed acaba bunu önleyecek mi? Yani getiri eğrisi kontrolü yapıp uzun vadeli tahvil faizlerini belirli bir seviyede tutmak isteyecek mi? Buna yönelik bir operasyon, açık piyasa işlemi programı diyelim açıklayacak mı? Bu yönde bir hamle izleyecek miyiz? Piyasalar buna dikkat edecek yarın. Ve bir diğer gündem maddemiz ABD'li Ulusal Ekonomik Araştırmalar Bürosu'nun bir açıklaması. ABD Şubat'ta resesyona girdi diyor Ulusal Ekonomik Araştırmalar Bürosu. Tabii ki baktığımızda Ocak, Şubat, Mart döneminde de bir zayıflık vardı ABD ekonomisinde. %5'lik bir daralma gördük. İkinci çeyrekte çok daha sert bir daralma ile karşılaşacağız. Ve bu ulusal enstitü baktığımızda ABD ekonomisinin resesyona girdiği tarihin kendi yaptıkları araştırmalarla Şubat ayı olarak gerçekleştiğini söylüyor. Ama şu an piyasaya baktığımızda tabii ki geleceğe yönelik iyimser beklentilerin fiyatlandığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla piyasa şimdilik bu kötü verileri, resesyona ilişkin verileri, açıklamaları sindirdi. Geleceğe ilişkin bir takım iyimser beklentileri, verilerdeki V tipi hızlı toparlanmayı fiyatlıyor diyebiliriz. Ve yine bugün Euro bölgesinde büyüme rakamı açıklandı. Birinci çeyrekte gayri safi yurt içi hasıla %3.1'lik bir daralma kaydetti Euro bölgesinde yıllık bazda. Çeyreklik bazda rakama baktığımızda ise %3.6'lık bir veriyle karşılaştık. Burada da beklenti bu büyüme rakamına ilişkin son tahminin beklentisi çeyreklik bazda %3.8, yıllık bazda eksi %3.2 idi.
Yani beklentilere göre biraz daha az bir rakam, yani nispeten daha iyi bir rakam geldi. Ama tabii ki piyasalarda çok da etkisi olduğunu görmedik. Az evvel ABD kısmında değinirken bahsetmiştim. Piyasalar bu kötü verilerin hemen hemen tamamını daha önce fiyatladı. Mart ayında gördüğümüz sert satışlarda. Şimdi geleceğe odaklandı diyebiliriz. Yine bugün Almanya'dan dış ticaret verilerini izledik. Almanya ekonomisi Nisan'da 3.2 milyar euroluk bir dış ticaret fazlası verdi. Burada da piyasa beklentisi ortalama 10.2 milyar euroluk bir dış ticaret fazlası olabileceği yönündeydi. Bir önceki aya baktığımızda Mart'ta 12.8 milyar euroluk bir dış ticaret fazlası vardı. Şimdi Mart'tan Nisan'a geçerken Almanya ekonomisinin dış ticaret fazlasının azaldığını görüyoruz. Bu da tabii ki dış talebin Almanya'ya Almanya ekonomisinin büyüme temposuna pozitif desteğinin azalmakta olduğunun anlamına geliyor açıkçası. Bakalım bundan sonra Almanya'nın dış ticaret dengesinde ihracat ithalat akımlarında nasıl bir seyir izleyeceğiz? Çünkü Almanya geleneksel olarak dış taleple büyüyen, ihracat yaparak büyüyen bir ekonomi ve dış ticaret dengesinin bu şekilde verdiği fazlanın azalması Almanya'nın büyüme temposu içinde çok olumlu sinyaller vermiyor. Ve son olarak Suudi Arabistan'ın bir açıklaması vardı. Petrolde anlaşma dışı kesintiden vazgeçtiğine yönelik haberler izledik Suudi Arabistan kanadından. Hatırlanacağı üzere OPEC Plus 9.7 milyon varillik günlük üretim kısıntısını Temmuz sonuna kadar uzatma kararı almıştı. Ama Suudi Arabistan'dan baktığımızda anlaşma dışı kesinti yapmayacağına yönelik bir açıklama, bir haber izledik. Çünkü Suudi Arabistan geçmişteki performansına da baktığımızda kendi üretim kotasının çok altında üretim yapan, arzı aslında kendi belirlediği seviyenin altında da kısan bir ülkeydi OPEC içinde. Şimdi baktığımızda buna çok da sadık olmayacağını söylüyor. Bakalım petrol piyasasını önümüzdeki dönemde nasıl etkileyecek Suudi Arabistan'ın bu açıklaması. Ve şimdi Fed'e ilişkin bir haberimiz var. Az evvel biz de piyasa analizlerimizi paylaşırken yarınki Fed toplantısına değindik. Jerome Powell yarın özellikle basın toplantısı düzenleyecek. Acaba nasıl açıklamalar yapacak? Piyasaya nasıl sözlü yönlendirmelerde bulunacak? Bunu merakla takip edeceğiz. Ona ilişkin bir haberimiz var. İzleyelim. Küresel piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararında. Fed'in iki gün sürecek faiz toplantıları başlıyor. Jerome Powell başkanlığında toplanacak Federal Açık Piyasa Komitesi faiz kararını 10 Haziran Çarşamba günü açıklayacak. Fed Nisan ayında yaptığı toplantıda faizde değişikliğe gitmeyerek politika faizini %0-0,25 bandında sabit tutmuştu. Fed yetkilileri politika faizinin sıfıra yakın tutulacağı ve tahvil alımlarının devam edeceği taahhüdünü yenilerken, koronavirüs salgınının orta vadede ekonomi üzerinde oluşturacağı büyük risklere dikkat çekmişti. Fed Başkanı Powell da ekonomik faaliyetin ikinci çeyrekte görülmemiş hızda düşeceğini ifade etmişti. Fed'in faizi değiştirmesinin beklenmediği haftada Powell'ın ekonomik görünüme ilişkin demeçleri takip edilecek. Powell'ın ayrıca sıfıra yakın faizlerin ne kadar süreceği ve buna ilişkin taahhütleri konusunda sözlü yönlendirme yapması bekleniyor. Evet, bugün global borsa endekslerinde bir miktar kar satışı var. Borsa İstanbul'a da baktığımızda 108.794 puanda %0.75'lik bir geri çekilme kaydettiğini görüyoruz. Dün 111.000 puana kadar tırmanmıştık. Acaba neden geriliyor Borsa İstanbul? Bu satış neden? Şimdi bunun cevabını almak üzere Turkish Yatırım Araştırma Bölüm Başkanı Baki Atılal'a dönelim. Baki Bey, öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi Borsa İstanbul'da bir miktar geri çekilme gördük. Bugün global endekslerde de bir miktar gerileme var. Bunun sebebini neye bağlarsınız ve aşağıda nereye kadar devam edebilir bu hareket? Görüntü itibariyle Almanya'da DAX endeksinin yediği satışlara benzer bir hareket bizde gözlemleniyor. Global anlamda da bu hareketlilik var. Diğer taraftan petrol fiyatlarının gerilemesi genelde tekrardan bir öngörülerin bozulmasına neden oldu. Dolayısıyla bunun da bir katkısı var. Genel olarak baktığımızda şöyle söyleyebiliriz. Yani Borsa İstanbul için hem teknik bir seviyeye yükselebileceğimiz maksimum yere kadar geldik. Bankalar destek olacaktı ama şu anda bankalar ortalama %1.3'lük bir getiri kaybıyla karşı karşıya. Bunun etkisi, bundan sonraki süreçte açıklanan programların etkilerini görme isteği yatırımcılarda bir kar realizasyonu neden oldu. Bu da 108.456 gördük en düşük. 108.500'e zaten trend desteğimiz var. Eğer o trend desteğini aşağıya kırarsak
Yükselişimize kısa bir süre ara vereceğiz. Dolayısıyla 104.500 seviyelerine doğru bir geri çekilme olabilir. Ama onun şu kompozisyonda kırılmasını bekliyor muyuz? Beklemiyoruz gözüküyor. Biraz direnci var çünkü DAX endeksine bağlarken orada -2.25'ler vardı. Sonra -1'lere geldi. Biraz önce sen de güzel bir şekilde özetledin. Almanya'daki dış ticaret verisinin fazlanın gerilemesi. Bununla beraber Dünya Bankası'nın Avrupa özelinde %9.1'lik bir daralma beklentisinin ortaya çıkması ki daha önceden daha düşük seviyeler, daha yüksek seviyedeydi. Eksi olarak baktığımızda işte bunların etkisi ihracatın Nisan'da %24 daralması Almanya'da. Dolayısıyla bu da bunlar hep bilindik haberler aslında. Yani bunlar diyorum ama çünkü Nisan ayında en kötü aydı global anlamda. Herkes hemen hemen evindeydi, üretim yoktu, talep yoktu. Belirli ürünler haricinde bir ekonomide canlılık yoktu. Bu verileri biliyorduk. Ekstra ne oldu? Sadece gelen 2-3 tane Dünya Bankası özelinde olmak üzere büyüme verisinin beklentilerden daha yukarı yönde revize edilmesi sana bir kar realizasyonu açısından fırsat yarattı. Görüntü tamamıyla bu yönde. Yani onun haricinde yeni bir ekstra bir haber akışı yok. Yani Amerika Çin'de bir gelişme olmadı ya da Amerika ile Avrupa arasında bir atışma hala bir söz konusu değil. CDS'lerde bir yükseliş, yani kayda değer bir yükseliş söz konusu değil. Yani 407'den 451'e çıktık. Yani bir puanlık bir artış var. Genel olarak baktığımızda Amerika endekslerinde ve Avrupa endekslerinde enerji şirketleri, otomotiv şirketleri ve havayolu şirketleri sert satışlar yiyor. Bunun ana etmeni biraz önce değindiğim gibi Dünya Bankası'nın en son olarak Dünya Bankası'nın 24 Haziran'da da IMF'in bir güncel raporu gelecek. Orada global anlamda büyüme beklentilerini aşağı yönde revize etmeleri, piyasanın da biraz soluklanma ihtiyacı duyması. Yani artı eksi hemen hemen aynı şu kompozisyonda. Evet, dün sizinle yine yayın yapmıştık ve borsada öne çıkan sektörlere değinmiştiniz. Şunu da sormak istiyorum. Özellikle havacılık hisselerinde çok ciddi bir yükseliş oldu son dönemde. Hatta Türk Hava Yolları 17 Mart'ta bir dip test etmişti, 7.41. O seviyeden bugün itibariyle hala %70 yukarıda olduğunu görüyoruz. Ama 1 Haziran itibariyle bir normalleşme başladı. Buna rağmen tam kapasiteyle çalışması beklenmiyor havacılık sektörü şirketlerinin. Yok. Ancak baktığımızda çok kuvvetli bir toparlanma var ve şu anda da o primleri geri vermiyor. Ne dersiniz? Havacılık hisselerinde yukarı yönlü hareket, Türk Hava Yolları, Pegasus gibi hisselerde yukarı yönlü hareket eğilimi korunacak mı bundan sonra da? Yani görüntü itibariyle korunacak. Oradaki hikaye biraz soluklanmaları şundan kaynaklandı. Biz Avrupa tarafından da turistlerin gelmesini bekliyorduk bu dönem içerisinde, Haziran içerisinde. Ama baktığımızda başta Almanya olmak üzere 15 görüşmelerin hala devam ettiğini okuyoruz. Ve 15 Temmuz'dan sonra turist gelebilir hikayesi var. Dolayısıyla bu da ne yapıyor? Ulaşabileceğin koltuk kapasitesinin seviyesini azaltıyor. Dolayısıyla şu anki seviyeler biraz dinlenme bandı. Ne zamanki yurt dışından Türkiye'ye rahat bir şekilde ulaşım olacak, serbestlik olacak, o zaman diliminde bu havacılık hisselerinde tekrardan yükselişe devam ettiğini rahat bir şekilde görebiliriz diye bekliyorum. Ama şu anda yani olay iç turist talebi üzerinden gidince burada biraz bekleme, biraz soluklanma var ve gözümde bir tarafta ekranda yılbaşından bu yana işte Türk Hava Yolları %12 eksi de Pegasus'ta %33 eksi de. Şimdi diğer sektörlere göre işte Pegasus biraz daha fazla satış yemiş ama Türk Hava Yolları dengede gözüküyor şu kompozisyonda. Dengelemiş kendisini. Bir de önümde şey vardı, yabancı kurum analizlerine bakıyordum, işlem analizlerine daha doğrusu. Aylık bazda baktığımızda, haftalık bazda baktığımızda da Türk Hava Yolları'na yönelik yabancının da bir eğilimi var. Dolayısıyla hem yabancı eğiliminin olması hem de bu beklentilerle birleştirdiğimizde kısa süreli soluklanma yapmaları havacılık sektörü için son derece normal. Ama hemen hemen tüm aracı kurumların öneri listesinde hala havayolu şirketleri bulunmaya devam ediyor. Yurt dışındaki hikaye biraz farklı. Sabah saatlerinde Cathay Hava Yolları'na yönelik de bir 5 milyar dolarlık kurtarma paketi, Lufthansa yönelik kurtarma paketi, Amerika'da kurtarma paketleri, böyle büyük hava yollarına yönelik kurtarma paketleri olunca oradaki sektörlerin daha sert satış yemesi son derece normal. Bununla birlikte yani bizdeki Türkiye tarafına döndüğü de otobüs yolculuğu onlarda uçak yolculuğu gibi. Dolayısıyla uçaklardaki bu pandemi kurallarına da uygulanması da orada biraz sıkıntı yaratacak gibi gözüküyor. Onun verdiği bir sıkıntıyla beraber o taraflarda sert bir satış dalgası var. Enerji tarafında da dünya bankalarının, OECD'nin, IMF'in böyle büyümeleri aşağı çekmeleri petrol tarafında talebin beklenildiği kadar güçlü olmayacağı yönünde bir dalgalanmaya neden oluyor. Biraz önce sen de söyledin, Suudi Arabistan'ın da tutumu burada biraz ilginç kaçmış. Çünkü
Yani kısmayacak ama onun altında daha iskontolu olarak sapmaya da devam edecek. Yani hep bu dönemde böyle bir şeyler oldu. Dolayısıyla onun hamlesi de orada. Şimdi otomotiv sektörü üzerine gittiğimizde de otomotiv sektöründe Avrupa Birliği çok sert bir daralma yaşadı. Şimdi bakıyoruz orada Dünya Bankası üzerinde yine bugünün gündemi Dünya Bankası oldu yani öyle söyleyeyim. Çin'in büyümesini %1 bekliyor. Şimdi Çin'in büyümesini %1 beklediğin zaman Avrupa'da ihracat da büyüyor, Almanya ihracat da büyüyor ve en büyük ihracat kalemi otomotiv. %1 büyüme, Çin'in büyümesi Avrupa'daki özellikle Almanya'da otomotiv şirketlere nasıl yansıyacak? Olumsuz yansıyacak. Dolayısıyla bu üç sektörün yurt dışında ciddi satış yemesi, ki biz burada yine dirayetli davranıyoruz yani -0.73 bizim seviyemiz. Böyle olması da Borsa İstanbul'un biraz korunaklı, biraz da yani sindirmemiz gerekiyordu. Yani 13 gün üst üste artı yaptıktan sonra 3-4 günlük bir realizasyon da son derece normaldir. Önemli olan burada 108-500, 108-200 de diyebiliriz orada. Bir bant aralığı var. O bant aralığının kırılması, kırılmaması. Eğer o bant aralığı kırılırsa dediğim gibi satışlarımız 104-500'e kadar devam edebilir. Bu sefer de işin rengi biraz değişebilir. Niye değişebilir? Yeni gelen yatırımcılar böyle aşağı yukarı baktığımızda 5-6 bin puanlık kar realizasyonlarına pek alışık değiller diye düşünüyorum. Çünkü o dönem içerisinde böyle bir realizasyon gerçekleşmedi. Onların tavırları da belirleyici olacaktır. Ne taraftan satışta karşı karşıya kalacaklar ya da satış yapacaklar mı? Bekleme modunda mı geçecekler? O da Borsa İstanbul'un yönü konusunda bize bir fikir verecek. Çünkü yani yeni gelen 350 binlik yeni yatırımcı sayısı eskiye göre baktığımızda neredeyse 25-26 yeni bir yatırımcı konseptinin davranışını da burada biraz test etmiş olacağız. Dünya Bankası'nın tahminlerinden siz de bahsettiniz az evvel. Bunu Eurodolar'a bağlayacağım açıkçası. Şayet Çin yavaşlamaya devam edecekse Dünya Bankası'nın tahminindeki gibi muhtemelen Almanya gibi büyük ekonomilerin dış ticaret fazlası, cari fazlası azalacak. Onların da büyümesi düşecek. Hazır. Dolayısıyla acaba... O yüzden dedi bilinmeyen bir şey değil. Sadece bilineni bir şekilde endeks seviyeleri zirve bantlarına yaklaşınca satış mahallesi olarak kullanıyoruz. Yani yeni burada ekstra hiçbir şey yok. Sadece söyleyebileceğim ne olur? Yani IMF %3 beklerken Dünya Bankası'nın daralmayı 5.2'ye çekmesi o ilginç. Bir de Türkiye'ye çevirdiğinde IMF Türkiye'nin daralmasını -5 bekliyor. Dünya Bankası da -3.8. Şimdi ne tarafından neyi tutacaksın? Yani bize farklı bakışları var. Dünyaya bakışları var. İkisinin de birbirine çapraz bakışları var. Yani bir denge yok. Dolayısıyla ne diyorsun burada? Dünyada daralmanın devam edeceğini söylüyorlar. Onu hepimiz biliyoruz. Yani ekstra bir şey yok. Fiyatların içerisine zaten dip yaparken onu koyduk. Euro dolar paritesi 1.10'lu seviyelere gelirken bunun içerisinde vardı zaten bunlar. Bilinmeyen bir ekstrem değillerdi. Dolayısıyla yani dediğim gibi satışa bahane olarak kullanmak istiyoruz. Yani dünkü envanter elimizde neyse aynı envanter bugün de var. Biraz önce söyledim işte Avrupa Birliği'nin daralması Euro bölgesinin -3.6. İyi de -3.8 bekleniyordu zaten. Daralma beklentiden biraz daha iyi gelmiş. Diyor ki hayır önemli değil. İşte Çin tarafı Avrupa tarafına 9.1 negatif büyümesi bu yılın beklenti olarak. Bunu da Lagarde söylemişti zaten. Hatta Lagarde daha da ileri gidip -12 ile -15 arasında bir daralma ile Avrupa Birliği karşı karşıya kalabilir de demişti. Yani o yüzden demek istiyorum hep. Yani aynı şeyler, aynı argümanlarla istersek bunu göz ardı edip piyasada yükselişi devam ettiriyoruz. İstemezsek tekrardan işimize bakıyoruz. Ama burada mesela Powell tarafına da biraz atıfta bulayım. Yani bir anda altında bir hareketlilik olmaya başladı. İşte bir kısım diyor ki bunu petrol satış diyor. Dolayısıyla gene Dünya Bankası'nın büyüme beklentileri üzerinde petrol fiyatları fazla şişti. Realizasyon. Realizasyon tamam ama diğer taraftan bir de iki gündür, yani dün öğleden sonra itibariyle bir de getiri eğrisi kontrolü FED üzerinden bir haber akışı pompalanmaya başlandı. İşte bunun da olumlu olduğu gibi olumsuz tarafı da var. Eğer vadesinden önce bunu bitirir, tamam ben hedefime ulaştım dersen bu enflasyonu ciddi şekilde fırlatacaktır, faizleri de fırlatacaktır. Ve bazı FED üyeleri söyledi, yani Powell o kadar gündeme getir, o kadar değil, Powell hiç gündeme getirmedi bunu. Hatta önceki toplantı öncesinde de FED'de şey vardı gene, işte negatif faiz beklentileri, onu da net bir şekilde iptal ettiler. Şimdi Amerika'daki istihdam verisine bakıyorsun, Cuma günü gelen işsizlik oranı da istihdam verisi de beklenenden son derece iyi geldi. Bir toparlanmayı küçük çaplı da olsa orada gördüler. Şimdi bu kompozisyonda Japonya'nın 2016'dan beri uyguladığı ve beceremediği, ki yani biz üniversite zamanındayken ya 90'lardan beri Japonya
bir türlü kurtulamadı zaten gelir tuzağından. Şimdi bunu FED niye uygulayacak? Yani altın tarafındaki yükselişi de buna bağlayabiliriz. Yani getiri eğrisi kontrolüyle ilgili bir açıklama yapar. Buna şeyler yapılabilir. Basın toplantısı sorabilirler ama ben orada beklenecek, öyle istenilen sonucu elde edebileceklerini zannetmiyorum. Powell o tarafta bence 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana kullanmadığım bir argümanı niye kullanmamı bekliyorsunuz tarzında bir açıklama yaparsa da şaşırtı olmayacak. Getiri eğrisi kontrolüne ilişkin yorumlarınızı alacaktım. Siz bunu açıkladınız. Acaba piyasa fiyatlaması nasıl olur onu sorayım. Çünkü getiri eğrisi kontrolüne ilişkin bir mesaj daha önce vermemişti. Dolayısıyla eğer uzun vadeli tahvil faizleri için bir hedef koymayacaksa uzun vadeli faizler belki de yükselmeye devam edecek. Bu altın için bir satış getirebilir. Endeksler için de ekstra bir yukarı hareket alanı açabilir diyebilir miyiz? Böyle bir senaryo mantıklı olabilir mi? Tabii olabilir. Çünkü sen burada belirli bir vadedeki ya da belirli bir tarihteki tahvil adımını yükselteceksin. Diyeceksin ki bu 2'ye gelecek. Örnek olarak veriyorum. 2. O tahvilleri de sürekli almaya devam edeceksin. Ben kısa vadede zaten faizin düşük olacağını biliyorum. Orta vadede sen bu alımları yapıyorsun. Enflasyon tarafında olacak. Finansal istikrar tarafında olacak. Şimdi böyle yaptığında düz mantık gittiğinde dediğin gibi borsa tarafında yükseliş devam etti. Altın tarafında da realizasyon. Ama niye buna ihtiyaç duyacağım? Yani niye kısmı boşta kalıyor? Bazı FED üyeleri söyledi. Şimdi ben de kurcalıyorum dün öğleden sonradan itibaren. Yani bazı FED üyeleri de onlar negatif faiz de istiyorlardı. Yani hemen hemen aynı üyeler bunlar. Şimdi negatif faizi net bir şekilde attı. Yani onu niye kullanacağım dedi. Bunda dediğim gibi yani enflasyon ve finansal istikrar sebebiyle bunu niye yapsın? Vadesinden önce kapattığında kredi sorunuyla baş başa kalacaksın. Borçlanma maliyetini kontrol edeyim derken inanılmaz bir borçlanma maliyet faiziyle karşı karşıya kalacaksın. Yani bu daha fazla riski körükler. Bizim için de pek iyi olmaz. Yani ben, o yüzden ben ona ihtimal olarak %1 veririm. Yani %1'i de orana girsin diye veriyorum. Yani normal şartlarda öyle bir şey beklemem. Çünkü bu işlerin, FED'den biz ne bekliyoruz yani açıklamada, tahvil alım programının, yaptığım programın nasıl gittiğine yönelik açıklama bekliyorum. Sen böyle bir adım atarsan demek ki açıklamış olduğum programda istediğin seviyelere yönelik ufak da olsa bir kıpırdama görmedin anlamına gelir. Bu aslında olumsuz bir şeydir. Çünkü olumsuza karşı hamle yaparsın. Şu anda ortada bir şey yokken ben olumsuza karşı bir hamle yapmam benim için sıkıntı yaratır. Bakın ya ben Merkez Bankası Başkanı olsam yapmam yani. Evet, çok teşekkür ederiz kapsamlı değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Evet. FED yerel yönetimlere yönelik destek programını genişletme kararı aldı. Bu haberi izlemiştik. FED Başkanı Jerome Powell da bu program küçük ve orta ölçekli işletmeleri destekleyecek, geniş tabanlı ekonomik iyileşmeyi desteklemeye yardımcı olacak mesajını verdi. Ayrıntılarını haberimizde izleyelim. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası FED yerel yönetimlere yönelik destek programını genişletti. FED, ana cadde kredilendirme programındaki genişlemeyle teşvikte daha fazla şirkete ulaşmayı planlıyor. Ayrıca bankalar üzerindeki yük de azaltılıyor. FED Başkanı Jerome Powell, bu program küçük ve orta ölçekli işletmeleri destekleyecek. Geniş tabanlı ekonomik iyileşmeyi desteklemeye yardımcı olacak. Yaptığımız değişikliklerin bu zor dönemde istihdamı destekleme yeteneğini artıracağından eminim, dedi. Küçük ve orta ölçekli işletmelere borç vermeyi artırmayı hedefleyen programa katılan işletmeler, daha önce ilan edilen bir yıldan bu yana iki yıl boyunca kredileri için ana ödemeleri erteleyebilecekler. Faiz ödemeleri de bir yıl ertelenebilecek. Evet, önemli global makroekonomik gelişmeler var. Bu verileri özetledik. Yine yarın FED'i takip edeceğiz. Acaba bu gelişmelerin nasıl etkileri olabilir? Yine bir yorum alalım. Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Niyazi Berk karşımızda olacak. Hocam öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Uğur Bey. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Dünya Bankası'ndan bir tahmin izledik. Global ekonominin sistemin %5.2 daralacağını öngördü pandemi sebebiyle. Daha önce IMF'den de bir tahmin izlemiştik. O da %3'lük bir daralma tahmininde bulunmuştu. Nihayetinde bir daralma olacak ama tahminlerde farklılık var. Yine alt kalemlere bakıyoruz. Çin'in dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin sadece %1 büyüyebileceğinden bahsediyor Dünya Bankası. Bu tahminleri nasıl yorumlarsınız? Önümüzdeki dönemde global ekonomik sistemde pandemi sebebiyle bir hasar kalmış olabilir mi?
Elbette tabii hasar hala devam ediyor ama bazı ülkeler bunu daha az bir şekilde yaşayarak atlatmak isterken diğerleri daha temkinli davranıyor. Esasen piyasada dolaşan büyük miktarlardaki para tutarları neredeyse 10,5 trilyon dolara ulaşan bir para da buna bir şekilde yardımcı oldu. Yani mevcut faaliyetlerin canlı yürümesi için destek sağladı. Fakat IMF ile Dünya Bankası arasındaki farklılıklar olabilir. IMF daha çok işletme bazlı, case bazlı faaliyetler sürdürürken verileri onlardan daha farklı. Yani daha çok işletme verilerini ve değerlerini alıp kullanıyor. Oysa Dünya Bankası daha global ölçüde bütün ekonomik ünitelerin, birimlerin farklılıklarını da göz önünde bulundurarak yaptığı incelemede de sonuca varıyor. Tabii bu sonuçlar arasında ayrıca bir de zamanlama bakımından bir fark var. Yani IMF daha önce yapmıştı. Dünya Bankası son dönemlerde özellikle ortaya atılan ikinci dalga etkisini de göz önünde bulundurarak verileri kullanarak bir sonuca ulaştı. Bu nedenle farklılıklar olabilir ama Dünya Bankası'nın da IMF'in de verilerinin yerel düzeyde çok da gerçekleşeceği düşünülmemeli. Çünkü her ülkenin burada göstereceği aktivite, göstereceği çaba diğerlerinden farklı olacak. Çin'in bu arada %1 büyümesi elbette önemli bir dezavantaj burada. Çünkü dünyanın büyümesi için Çin'in yüksek bir büyüme göstermesi lazım. Hem kendi iç piyasası için hem de dış pazar için özellikle diğer ekonomileri harekete geçirecek bir büyüklüğe ulaşması gerekir. Ama bunun da değişebileceğini tahmin ediyorum. Ben bu konuda biraz daha iyimser durumdayım. Yani Çin'in büyümesinin daha da hızlanabileceğini, daha da yüksek seyredebileceğini düşünüyorum. Bu aşamada yapılan tahminler esasen durmuş ekonomiler ya da yeni harekete geçen ekonomiler üzerinden yapıldığı için biraz da pesimist sonuçlar yansıyabilir. Yani ekonomiler giderek artık bu çemberi kırmak istiyor ve bu alanda da çok büyük harcama yaptılar, büyük teşvikler yaptılar ve bunun sonuçlarını mutlaka alacaklardır. Hocam diğer yandan bugün Euro bölgesi büyüme rakamlarını aldık. Aslında beklendiği gibi %3,1'lik bir daralma. İkinci çeyrekte daha sert bir daralma olacak. Ama özellikle ben Almanya'nın ihracat ithalat verilerine dikkat ettim. Nisan'da ihracatı %24 daraldı. İthalatı ise %16,5 daraldı yıllık bazda. Şimdi bizim de Euro bölgesinde başta Almanya olmak üzere önemli ticaret partnerlerimiz var. Onların ticaret akımlarındaki bu daralma bize nasıl yansır, ne dersiniz? Evet, Almanya, Hollanda, Fransa, İngiltere, Belçika bunlar bizim için gerçekten çok önemli. Hatta İtalya'da öyle ama İtalya'nın son zamanlarda zaten bazı sıkıntıları vardı. Onların özellikle ödeme gücünde önemli bir erime ortaya çıkmıştı. Almanya'nın ve benzer ülkelerin bu konuda yeteri kadar büyüme gösterememeleri esasen yine durmuş ekonomileri nedeni. Ekonomilerini bir ölçüde rölantiye alarak önce bu pandemiyi aşmaya çalıştılar. Bunun için gerekli ortam ve şartları oluşturdular. Bir de tabii ki batılı ülkelerin bu konudaki tutumu gelişmekte olan ülkeler özellikle Türkiye'den biraz farklıdır. Sorunları biraz daha detaylı ele alarak daha kapsamlı ve bölümler arasındaki ilişkileri de göz önünde bulundurarak belirliyorlar ve bu da biraz zaman alıyor. Yani biraz yavaş hareket edebiliyorlar ama buna rağmen Avrupa'nın çok da yavaş kalmadığını ve bu konuda önemli bir atılım yaptığını görüyoruz. Bunun önümüzdeki dönemde bu şekilde devam etmesi halinde esasen Almanya'nın bu verileri o kadar kötü gelmeyecek. Yani %24-25'lik bir daralma, ihracatta %25'lik bir daralma gerçekten Alman ekonomisi için çok önemli. Çünkü Alman ekonomisi zaten ihracat odaklı organize olmuş bir toplum ve bunun içinde dış pazarların iyileşmesi lazım. Dış pazarlar Amerika pazarı şimdi daha zor durumda ama dünyanın diğer yanı Çin ve diğer bölge ülkeler bunu çok daha iyi
izleyebilir ve gerekli önlemleri alarak buna destek olabilir. Fakat Almanya'nın tabii ki bir de kurumsal anlamda bazı sıkıntıları var. Çünkü orada düzenlemeler özellikle Avrupa Birliği normlarına göre yapıldığı için Almanya her istediği atılımı da aynen gösteremiyor. Çünkü sınırlayıcı faktörler var. Mesela Alman Merkez Bankası'nın yaptığı gibi birçok toplumsal kesimden tepki gelebilir, yasal otoritelerden tepki gelebilir. Dolayısıyla bu konuda biraz sıkıntı yaşayabilirler ama bu sıkıntıyı aşıyorlar. Yani Avrupa ülkeleri gerçekten gayet iyi yolda ve temkinli gidiyorlar. Yani bunu aşacaklar gibi görünüyor. Kaldı ki ikinci dalga için de önlemleri alarak hareket ediyorlar. Yani sadece pandemi bitti diye değil, muhtemel bir ikinci dalgaya da önlemleri alarak ona göre kendi organizasyon yapılarını sürdürüyorlar. Halbuki durum Türkiye'de biraz daha farklı. Biz krizlerden dolayı çok alışık olduğumuz için bu konuda bir esnekliğimiz var. Çok kolay intibak edebilir, üretim organizasyonumuzu çok kolay harekete geçirebiliriz. Bu aradaki özellikle fireler, işte bekleme zaman kayıpları minimuma inebilir. Bizim organizasyon yapımız daha esnek. Dolayısıyla bizim onlara bağımlılığımız söz konusu burada. Onlar harekete geçtiği andan itibaren bir zaman kaybı olmadan maksimum bir aylık bir sürede Türkiye gerekli entegrasyonu sağlayarak kendi dış ticaretini onlara uyarlayabilecek güçte. Hocam diğer yandan Cuma günü takip ettiğimiz sürpriz ABD istihdam verilerinden sonra yarın FED toplantısında neler çıkacak bunu merak ediyoruz. Elbette faiz muhtemelen sabit kalacak ama acaba FED getiri eğrisi kontrolü yapabilir mi şeklinde bazı analizler ve yorumlar dinliyoruz. Cuma günü sürpriz veriler takip ettik ve devamında özellikle uzun vadeli ABD tahvil faizleri yükselmeye başladı. ABD 10 yıllıkları %0.9'u aştı. Şimdi acaba FED aynı Japonya Merkez Bankası gibi bir getiri eğrisi kontrolü yapabilir mi? Bu bir merak konusu. Siz nasıl bakıyorsunuz konuya? FED'den böyle bir hamle görebilir miyiz? Borçlanma maliyetlerindeki yükselişi sınırlamak adına. Öncelikle tabii uzun vadeli borçlanma daha çok yatırım ve yeni iş alanı oluşturma açısından önemlidir. Yani uzun vadedeki borçlanma onlar için yeni iş alanı demektir ve açılan bu yeni iş alanı da hem ülke ekonomisinin büyümesine hem de özellikle ihracat için, ithalat için de aynı zamanda daha iyi bir yapı oluşturulmasına katkı sağlıyor. Ancak burada tabii getiri eğrisinin oluşmasında sadece anlık faktörler değil, burada durasyonlar ülke arasında çok önemli bir farklılık gösteriyor. Sadece yerel bir organizasyon, bir ülke olsaydı onların kendi zaman içerisinde sağlayacakları nakit akışıyla bunu değerlendirirdik. Ama şimdi zaten piyasada bu kadar likidite varken elbette uzun vade ile kısa vade arasında bir fark oluşacaktır. Şimdi otoritelerin buradaki gayesi, yeni çabası bu farkı en aza indirmek olacak. Farkın en aza indirilmesi zaman içinde olur. Yani hemen kısa sürede olacak bir şey değil. Çünkü bu bir taraftan yatırımcıların talepleriyle, diğer taraftan da özellikle Amerikan tahvillerinin, bonolarının çok geniş kitlenin bir elinde olması, Amerikan dışındaki yatırımcıların elinde olması nedeniyle de bu konuda çok katı bir önlem almak da kolay değil. Ama bunu mali önlemlerle destekleyecekler. Şüphesiz Merkez Bankası hazinenin her ihraç ettiği bir varlığı satın almak durumunda değildir. Yani onların finansörü durumunda değildir. Sadece destek olmak fonksiyonu vardır. Bunu şüphesiz etkin bir şekilde getirecek ama kısa vadede bu kadar piyasada likidite bolluğu varken bu getiri eğrisinin kısa vadede azalması kolay değil. Biraz zamana ihtiyaçları var. Uzun vadede Amerika'nın yatırımlarını artırması için uzun vade faiz oranlarını düşürmesi gerekir. Ayrıca Trump döviz kurunun da aşağı doğru hareket etmesini sağlamak istiyor. Dolayısıyla bunun için de mutlaka bu farkı azaltmaları ve doların uluslararası piyasalarda yine dominant para olarak yer alması ama kurunun çok yüksek olmaması gerektiği düşüncesi nedeniyle de bu farkı azaltacaklardır. Hocam diğer yandan petrol piyasasında önemli bir oyuncu olan Suudi Arabistan son yapılan anlaşmanın üzerinde bir
petrol kesintisi, üretim kesintisi yapmayacağını belirtti. O yani OPEC Plus Temmuz ayının sonuna kadar 9.7 milyon varil günlük kısıntı yapacak ama Suudi Arabistan kendi kotasının üzerinde bir kısıntı yapmayacağını söyledi. Bir anlamda biraz daha fazla kısıntı adına gönülsüz bir tavır ortaya koydu. Bu önümüzdeki dönemde nasıl etkiler petrol piyasasını, ne dersiniz? Şimdi Suudi Arabistan'ın bu konudaki kararı daha çok kendi özel yapısından kaynaklanıyor. Çünkü petrol dışında neredeyse çok az geliri var. Dolayısıyla bunu bir şekilde sağlama bağlamak zorunda. Diğer ülkeleri de bu konuda ikna ederek, onların da desteklerini alarak petrol fiyatlarının düşmemesi ama arzın da belli bir seviyenin altına inmemesi gerekir. Petrol piyasasındaki faktörlerin önemli bir bölümü her ne kadar fiziki üretim kapasitesiyle ilgili ise de diğer taraftan da özellikle büyük para sahiplerinin, fonların yaptığı kontratların da çok büyük rolü var. Bu kontratları izleyerek, değerlendirerek Suudi Arabistan'da kendi uzmanlarını ve gelecekteki gidişatı inceleterek bunları kararlaştıracak. Ama tabii ki petrol piyasasında zaten bu kadar düşük bir talep varken fiyatların yüksek bir yerde seyretmesi biraz tutarsızlık olur. Bu nedenle yeniden stoklarını artırarak artık tüketime yeterli kadar talep destek sağlayacak, karşılayacak şekilde bir uygulamaya gitmeleri gerekiyor. Ama diğer taraftan tabii ki Rusya'nın durumu daha farklı. Rusya'nın başka kaynakları da olduğu için petrol alanında kaybedeceği gelirlerin alternatifleri mutlaka var. Diğer ülkeler için de birçoğu için öyle ama Körfez bölgesinde tabii böyle bir sıkıntı var. İleriye dönük olarak 45 dolarlar konuşuluyor ama bu tabii ki mevcut talep düzeyinde pek gerçekleşecek bir durum değil. Mutlaka 40 doların altında olması lazım bunun. Yani 35 dolarlar düzeyinde seyretmesi gerekir bugünkü ortam ve şartlarda. Çünkü diğer ülkelerin gelir kaynakları bu kadar kısıtlıyken petrol üreten ülkelerin aynı fiyat seviyesini, yüksek fiyat seviyesini korumasının bir anlamı da olamaz. Onun da mutlaka kontrollü gitmesi gerekir. Ama petrol fiyatları gelecekte mutlaka artacaktır Uğur Bey. Hocam, diğer yandan bugün hazineden önemli bir açıklama izledik. Devlet iş borçlanma senetlerine takas ve saklama hizmeti verilmesi için Euroclear ile bir anlaşma sağlandığını duyurdu hazine. Ve nitekim Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak da konuyla ilgili bir tweet atıp bu şekilde yapılan bu hamleyle yabancı yatırımcıların Türk lirası, döviz ve altın cinsinden tahvillere daha kolay erişebileceğini mesajını verdi açıkçası. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde Euroclear ile yapılan bu anlaşmadan sonra Türk tahvillerine yabancı ilgisi artabilir mi? Yabancı yatırımının arttığı bir döneme girebilir miyiz? Ne dersiniz? Evet, şimdi tabii bu konuda atılmış olan bir adım mutlaka karşılığını bulacaktır. Ama onun hemen kısa zamanda karşılık bulması da kolay değil. Çünkü piyasada çok eskiden beri rüştünü ispatlamış, tedavilde bulunan çok sayıda yatırım aracı varken bizim daha temkinli hareket etmemiz gerekiyor. Ama bizim önümüzde de bir İstanbul Finans Merkezi projemiz var. Bu projenin de yine eski aktivite düzeyini koruyarak dış yatırımcılara daha iyi tanıtılması için finans merkezini tanıtabilmek için de bununla ilgili kendi araçlarınızın da olması lazım. Yani gelen yatırımcı burada yatırım yapılacak olan lokal araçları da bulabilmeli. Bu bakımdan Euroclear'in böyle bir sağlam desteğinin alınması önemlidir. Çünkü Euroclear Avrupa bölgesi için çok güvenilir bir takas bankası ve bunun özellikle yabancı yatırımcılara vereceği imaj oldukça önemli. Bu imajın Türkiye ekonomisine de önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum. Eğer şimdi tahville başlarsak zaman içerisinde Türk tahviline yatırım yapacak olan yatırımcılar oradan fiziki sermaye olarak Türkiye'ye gelmesi söz konusu olabilir. Yani birbirini tamamlar. Kısacası Uğur Bey, kısa zamanda çok büyük bir talep beklememek lazım ama orta vadede elbette ki önemli bir katkısı olacak bunun.
Hocam diğer yandan son dönemde çok önemli teşvik paketleri açıklandı. En son kamu bankaları aracılığıyla 4 ayrı paket açıklandı biliyorsunuz. Yine Cuma günü de Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak ekonomistlerle yaptığı toplantıda istihdam kalkanı paketinin geldiğinin haberini verdi. Şimdi ekonomide de Nisan'dan Mayıs'a geçerken dipten dönüşün sinyalleri geliyor. Bu çerçevede önümüzdeki dönemde Türkiye ekonomisinin büyüme temposunu nasıl değerlendirirsiniz? Pozitif bir büyümeyle kapatabilir miyiz 2020 yılını? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim Uğur Bey, açıklanan geçen enflasyona bakılırsa büyümenin yüksek gelmesi beklenir. Yani büyümede bir sürpriz olabilir çünkü Türkiye'de bir hareket başladı. Sanayi üretim yavaş yavaş kendi ağırlığını koymaya başladı. Bunun etkileri görülecektir ama tabii ki büyümenin bir de karşı ayağı var. Yani sadece Türkiye'ye bağlı değil, Türkiye'de elbette ki iç talebe bağlı olan büyüme kolay gerçekleşir. Tabii bazı sıkıntılı sektörlerimiz vardı. Turizm benzeri sektörlerde şu an küçülme nedeniyle olumsuz katkıları olacak onların. Ama diğer sektörler esasen buna hazır. Yani üretim için gerekli ortam ve şartları büyük bir hevesle bekliyorlar. Büyük bir özveriyle kendi iş ortamlarını buna hazırlamış durumdalar. Tabii ki bunun bundan önceki dönemlerle karşılaştırmaması lazım. Gerçekten geçen dönemde çok önemli bir kriz durumuydu. Bunun dipten dönmesi artık sinyallerini verdi. Bunun dipten döndüğünü görüyoruz. Yani bundan sonra artık sanayide özellikle herhangi bir problem yok. Finans kesiminde de olmayacak. Finans kesiminde özellikle bankacılık bunun için önemli destekler aldı. 20 milyardan fazla kaynak enjekte edildi. Tabii ki bu karşılığını bulacak. Bunlar yatırıma gidecek. Yani büyüme krediyle karşılanacak. Kredi yollu bir büyüme zaman içerisinde artık iş adamlarımızın da daha çok ilgi duydukları bir alan olacak. Ama bu konuda ticari bankaların isteksizliklerini de anlayışla karşılamak lazım. Çünkü hakikaten burada bir şey var, yani bir önemli bir risk olacak. Bu riski de onların ihtiyatla değerlendirerek onların da bu halkaya katılması halinde daha etkin bir sonuç alınacağını düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ederiz değerli yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim Uğur Bey. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Evet, Profesör Doktor Niyazi Berk Hoca'dan yorumları dinledik. Böylelikle programı bitiriyoruz. Ekonomi notlarında görüşene dek hoşça kalın.